Abi emekli ne durumda? Mehmet Şimşek 16 milyon aracıyla geçti. Emekliyi bırak. Zengin ne durumda? Zengin de bitti, emekli de bitti. Türkiye bitti. Yok yani şimdi üretim bittiği yerde ekonomi biter. İhracat, ithalat arasındaki fark aldı gitti. Türkiye Tayyip gelinceye kadar yuvarlanıp gidiyordu. Atatürk'ün kurduğu bir temel üstünde epey bir üretim araçları az da olsa vardı. O büyük adammış ama bu değerini bilemedi bu toplum. Aynen bizde 60-70 hani deli diyor, deli demiyor da gerizekalı diyordu aziz nesil. %100'e yakın insan susuyor veya gerizekalı. Başka bir şey diyemem yani toplum 200 senede toplanmayacak halde. Ekonomi çöktü. Türkiye işgal altında, yabancıların işgal altında. Ben sadece bir şu şeyi söyleyeyim. 2016 veya 2019'da bizim üniversitedeki bir şey, ismini tam hatırlayamıyorum, yurt dışında asistanken yabancı bir profesör meslektaşı 80 milyon göç alacak, sizin haberiniz var mı Türkiye demiş. Pakistan, Afganistan, hatta şu Güneydoğu'daki hareketi yürüten general neydi, Pamuk Paşa, o diyor ki savaş başladığı zaman bütün Uzak Doğu Türkiye'ye dolacak. Zaten doldu şu anda. Türkiye kendini besleyemiyor. Bura artık fundamentalist bir devlet oldu. Atatürkçüler öldü kardeşim. Yürüyerek öldüler. Sokağa dökülme zamanı ama kimse gıpırdamıyor. Bu kadarını söylemem yeter mi bilmiyorum. Gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakacağız abi bu şartlar altında? Benim bir tane gencim vardı. Yurt dışından burs aldı. Oralarda lisansı bitirdi. Doktorayı bildi. Şu anda yanımızda ama çocuğa kaçmasını söylüyorum. Burada hayat yok oğlum sana diyorum. Güzel de para kazanıyor belki ama gelecek korkusu zengin içinde dahil. Koç niye öldü? Türkiye'nin en zenginiydi. Mustafa Koç niye öldü acaba? Onları biraz analiz edersek sınıflar arasında korkunç bir fark var. Benim baldızım felç yatıyor. 2 seneyi doldurmadan 22 milyar lira buldu. Arada bir 10 bin de öyle geçiriyorlar aylık. Düşün artık yani varlıkta olmuşsun diye. Ev var, kiraya vermeye korkuyorsun çünkü alamaz adam. Ödeyemez yani. Şu anda depremi bahane ederek sağlam binalar yıkılıyor Uğur Mumcu'da. Kimin haberi var? Herkes sağa sola, herkes bir yıkım peşinde. Ya adam o yenisini yapacak, kaça yapacak? 11 milyardan bahsediliyor. Kim veriyor? Gurum Efendi 1 milyarı verecekmiş. Cebinden veriyordu sanki. Türkiye bitti aslanım. Kaçan kurtulur, ben o kadarını diyeyim. Ne durumda vatandaş alın? Abi ekonomi ölmüş, bitmiş abi. Bir tane ekmek 20 lira olmuş abi. Bir tane tavuk döner 150 lira olmuş abi. Bir tane çayı şurada nereye oturursanız oturun abi 35-40 lira abi. Ne ekonomisinden bahsediyorsunuz abi? Nasıl, bir emekli bir çay içebilir mi peki? Yok yok abi. Emekli bırak çay içmeyi abi. Emekli nefes alamıyor abi. Peki nasıl olacak abi bu işler? Al abi 200 lirayla evden çıktım, buraya gelene kadar para bitti abi. Yaptığım hiçbir şey yok abi. Bir tane çay içmişim, bir tane su içmişim abi. Bir pakette sigara almışım abi. Peki neden paramızın değeri pul olmuş? Abi onu yönetenlere sormak lazım. Yönetenler diyor ki şahlanış dönemindeyiz. Uçuyoruz. Yok abi öyle bir şey yok abi. İnsanlar burada can çekişiyor abi. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar abi. İnsanlar gördüğün şu kartalla gördüğün insanların yarısından çoğu yaşayan ölü abi. Vallahi yaşayan nefes ölü abi. Sadece nefes alıyorlar abi. Para yok, huzur yok. Bak insanları görüyorsunuz abi. Bak görüyorsunuz abi. Perişan abi. Peki Mehmet Şimşek de bu zor dönemde 16 milyon TL'lik arabaya biniyor ama. Ya abi onların tuzu kuru. Onlar 56 milyonluk arabaya da biner abi. Ama halka tasarruf ediniyorlar. Ya yok yok abi ya. Öyle bir şey yok abi. Halka neyi tasarruf edecekler abi? 16 milyonluk arabayla mı halka tasarruf önerisinde bulunuyorlar abi? Öyle bir şey yok ya. Aa bak abi cezaevinden çıktım, işsizim, güçsüzüm abi. Hani nerede ekonomi abi? Hani nerede insan hakları nerede abi? Onca insan işsiz güçsüz geziyor abi. Onca insan sokaklarda abi, sokaklarda yatıp kalkıyor. Evi, bütün evi bark olmayan insanlar akşam gel abi buralar karton üstünde yatıyorlar ya. Yazık günah bu insanlara, yazık günah abi. Halkı görmüyorlar mı sarayda? Bir de biraz da fırsatçılık var tabii. Tamam mı? Geçen sene burada abi çaylar 10 milyondu. 5 milyona bak şu kıyıda geçen sene 5 milyona çay satıyordular. Şimdi olmuş 25 milyon. Diğerlerinde de 30-35 milyon, 40 milyon. Ne ekonomisinden bahsediyorsun abi? Gidip ailenle bir yerde bir yemek yesen 1,5 milyar para alıyorlar. İki kişi karşılıklı otur yemek ye. 1,5 milyar para alıyorlar abi. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak? Çoluk çocuğun geleceği vallahi bilmiyorum abi.
gelecek bırakabileceğim. Yok mi? Yok abi, gelecekten ne abi? Gelecek 30 milyarla sen kira mı ödeyeceksin, elektrik mi ödeyeceksin, su mu ödeyeceksin, çocuğuna gelecek mi hazırlayacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Hangi gelecekten bahsediyorsun abi? Onu Mehmet Şipşek'e sormak lazım abi. Nasıl bir gelecek bırakacağız? Önerilerde bulunuyor ya abi. Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Ne durumda? Gençlerin alım gücü ne durumda? Her istediğini alabiliyor musun? Çok kötü, ben alamıyorum. Ya da Avrupa'nın bir genci 9 tane ülke geziyor. Sen kaç tane ülke gezebildin? Sıfır. Benim arkadaşım İngiltere'den geldi mesela. Aa, evet. İngiltere'den geldi, hoş geldin. Evet. Evet, yani çok... Nasıl, Avrupa'da gezebiliyor muyuz? Evet, evet. Yani ben gezebiliyorum ama buradaki kimse gezemez yani. Çok ya kötü. Oluyor. Ülke çok kötü yani çünkü durumda. Ne diyeyim? Buradaki gençlere ne öneriyorsun peki? Parasını biriktirip yurt dışına gitsinler. Ne diyeyim? Çünkü burası bitmiş yani. Öyle diyeyim yani. Başka. Ben artık alışveriş yaparken zevk almıyorum. Param çünkü direkt bitiyor. Çok mutsuzum yani. Bir şey alıyorum. Atıyorum, bir gratis'e giriyorum. 10 şey alıyorum. Tutuyor 5000 lira. Ben zevk almıyorum alışveriş. O alışverişte ben zevk almıyorum yani. Moralim bozuluyor sonra. Sonra 29 gün aç kalıyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar alıyordun İngiltere'de? Ya mesela ben oğluma deodorantlar, ya orada 1.25 yani Türk parası 1 TL 25 olarak düşünün. Ama buradaki fiyatlara baktım yani inanılmaz şok oldum. Alım gücü fazlasıyla düşmüş burada. Nasıl yönetenler diyor? Şimdi Avrupa'dan gelenler diyor, ay Avrupa çok pahalı. Asla Avrupa pahalı değil. Bak ben Avrupa'da yaşıyorum, gelmişim. Asla alım gücü o kadar yüksek. Ben mesela bugün market, ya birkaç parça bir şey aldım, 1.5 milyar ödedim. Orada ben gidiyorum 80 pound, 80 TL gibi düşünün. Ya sepetimde görün yani, aldığım her şeyi görün, şok olursunuz. Ama Türkiye öyle değil. İstediğini alamıyorsun. Yani peynir alırsan etini alamıyorsun. Etini alırsan başka bir ürünü alamıyorsun. Ben orada yani sepetim tıka basa dolduruyorum. O bana bir hafta gidiyor. Burada imkanı yok. Bunların bir tanesini bile alamam o fiyata. Ya inip mağazalara girdim, baktım fiyatlar o kadar uçuk ya. Mesela orada bir markalı bir ayakkabı indirim, %50 indirim ama tam indirim oluyor. Mesela diyelim ki 2 milyar iniyor. Burada o ayakkabı 8 milyardan aşağıya alamazsın. Yani benim kızlarım Avrupa'da mı? Çok çok mutlular. Buradaki gençlere bakıyorum, çok mutsuzlar, çok üzülüyorum yani. Yani ben de yeni gittim ama benim eşim 20 yıldır İngiltere'de. Bize yani 2 sene oldu gidelim ama çok çok hani orası daha güzel, daha mutluyuz. Teşekkürler, kolay gelsin. Çok sağ ol. Orada sizi takip ediyordum YouTube'dan. İki vasıf. Severek izliyorum, kolay gelsin. Çok emekli. Ay biz ölmüşüz, ağlayanımız yok. Öldüren kim abla peki? Ya öldüren... Kim gelse aynısını yapıyor ya. Yemin ederim bunlar ceplerini doldurmaktan bıkmıyorlar ki. Halkı düşünmüyorlar mı? Düşünmüyorlar işte. Halk ne yiyecek, ne yapacak? Bir markete gidiyorsun, 2-3 şey alıyorsun, 500 lira, 450 liraya. Biz eskiden 450 liraya bütün marketi neredeyse alıyorduk. Gözümüz bir şeyde kalmıyordu. Kirazın kilosu olmuş 80 liraya. 100 lira, 120 lira kim neye tutturursa ona satıyor yani. Serbest piyasa diyorlar, bitti gitti işte. Yani şurada 10 liraysa öbür tarafta 40 lira. Bu olabilecek iş mi ya? Bizim ülkemiz ki toprakları da kadar elverişli, hayvancılığa olsun, tarıma olsun her şey. Ama yok, hiçbir şey kalmadı, bitti. Biz niye dışarıdan alalım ya? Niye alalım yani? Bilmiyorum aldığımız... Peki, erken seçim gerekiyor mu abla şu anda? Vallahi bir an önce olsun. Ben olsun isterim yani. Hep kiralarını düşürsünler. Hayatı da biraz ucuzlatsınlar. O zaman halk hiçbir şeyden nasıl şikayet etmez. Bu kadar sığınmacı varken ev kiraları düşer mi? Ya evet, bu Suriyeliler niye geldi buraya? Bir de bizden önce bak, hastanelerde bile onlara öncelik veriliyor. Erdoğan biz... diyor ki onlar benim muhacir kardeşlerim diyor. Muhacir kardeşler de ne fayda görmüş zamanında? Ne gördük? Ne gördük? Ne yapmışlar Türkiye'ye? 40 milyar dolar harcadım. Bir 40 milyar dolar daha harcadım diyor Erdoğan. Ya tabii o zengin. Onun ihtiyacı mı var paraya? Peki kendi vatandaşına, emeklisine neden harcamıyor bu 40 milyon dolarları? İşte düşünemiyorlar herhalde, ya da düşünüyorlar işlerine gelmiyor, bilmiyorum ki ben. Bak Avrupa'da zam yapmaya korkuyorlar. Çünkü halk ayaklanıyor. Burada en ufak bir ayaklanmada hapse sokuyorlar anacığım insanı. Ağzını böyle vuruyor, tamam bitti konuşma diyor. Ama böyle bir şey yok ki. Madem ki bizler bu ülkede yaşıyoruz, bu bayrak altında yaşıyoruz. Seçilen, seçilme şeylerini biz oylarımızı veriyoruz. O zaman bizleri de düşünmeleri lazım. O zaman niye oylama yapıyorsunuz? Kendi başınıza geçin oturun. Değil mi? Halka niye soruyorsunuz o zaman yani? Sizce sığınmacıları ülkeye sokmak için referandum neden yapılmadı? Ya yapılmadı, ondan haberim yok. Niye yapılmadı? Yapılsaydı iyi olmaz mıydı? Zaten herkes hayır derdi ki. Kim ister? Ben zaten geçinemiyorum ülkemde, bir de o mu gelecek yani? Ama geldi işte, yapacak bir şey yok. Karşı tarafta bütün tabelalar Arapça. Düşün. Türkiye'deyiz ama Arapça iş yapıyor millet. Ben anlamıyorum yani. Teşekkür ederim. Vallahi.
Abi ne durumda ekonomi? Vatandaş alım gücü ne durumda? Ekonomi her zamanki bildiğimiz gibi Mehmet Şimşek geldi. Değişen bir şey olmadı. Fakir yine fakir, zengin yine fakir abi. Ben mesela emekliyim, mesela yine çalışıyorum yerde, yetmiyor. Asgari ücret zam gelmez. Asgari ücretle geçiniyorum ben yani. Çalışıp asgari ücretle çalışıyorum yani. Asgari ücretle zam yapmam lazım. Kimse geçinemiyor yani. Millet isyan ediyor abi. Neden bu hallerde? Sorumlusu kim? Sorumlusu hükümet. Mehmet Şimşek, Tayyip Erdoğan. Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik aracına biniyor ama vatandaşa tasarruf edin diyor. Aynen, kendisi kral sevgi sefaretçisi yaşıyor. Biz sefareti çeken biz oluruz abi ya. Nasıl, adalet mi bu? Adalet değil bu yani. Buna çözüm bulmaları gerekiyor yani. Buna bir an çözüm bulmaları gerekiyor yani. Erken seçim gerekiyor mu? Gerekiyor bence erken seçim. Bence bu hükümet bir an önce gitmesi lazım abi. Suriyeliler geldi, ekonomi battı, iş fakir zengin yine daha zengin yine fakir de fakir oluyor. Şimdi hep elit tabakanın insanlar olarak biz yine mağdur durumda kalıyoruz yani. Teşekkür ederim. Ben senin iyi günler. Çok sağ ol. Ne diyelim? Efendim arkadaşım bir maruzatı varmış. Evet. Bir sağlık problemleri oldu galiba. Evet. Nasıl geçti o süreç peki? Süreçlerimiz 2022 Ocak ayında gözlerimizi kaybetmeye başladık. Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurduk. Ameliyatımız oldu. Yalnız fayda etmedi kök hücre. Kök hücre nakli ameliyatı oldum. Şu an Amerika'da bir tedavi çıkacak. Onunla ilgili uğraşıyorum şu an. Ülkemize bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Kök hücre konusunda yardımcı olmaları lazım. Kök hücre değil. Nanoskop optogenetik firmasının çıkaracağı bir tedavi sistemi var. Bu konuyla ilgili yardımcı olunmasını istiyorum. Benimle irtibata geçilmesini istiyorum. Teşekkür. Ne durumda vatandaş alım gücü, ekonomi ne durumda? Şartlanış döneminde miyiz? Ekonomik aşırı derecede yerlerde. Her şey para. Her şey para. Bir simit, bir poğaça yesek daha iyi. Ama hükümet yani, cephesi diyor ki şahlanıyoruz diyor. Valla arkadaşımla beraber ben yemedim yemek. O yedi 400 lira. Bir sulu köfte, bir çorbaya 400 lira para verdi. Bir kahvaltı yiyorsun. Bir kahvaltı yapıyorsun şu an bir yerde. 400 lira, 500 lira. Yani eve alışveriş yapsan uzun süreli gidiyor ama o da pahalı. Her şeye para verirsek, günde 500 lira yemeğe para verirsek nasıl geçineceğiz? Kiralar, doğalgaz, elektrik, su, ulaşım, taksi aşırı derecede son 2 yılda 30 liraya aldığım, 30 TL'ye aldığım temizlik ürünlerini şu an 400 liraya alıyorum. Son 2 yılda 100 liraya aldığım kahvaltılıkları, 100 liraya aldığım kahvaltılıkları şu an 1500 liraya alıyorum. Bilmiyorum ne olacak böyle hani. Bulaşık süngerini bile artık keserek, bulaşık süngeri var ya, ikiye kesiyorum da hani. Sünger bile 20 lira olmuş ya, bir sünger bu. Çok pahalı yani, böyle olmaz. Kesinlikle böyle olmaz. Bilmiyorum. Olana Allah veriyor, olmayana da Allah versin diyoruz ama gerçekten. Erken seçim bekliyor vatandaş. Erken seçim için bir şey diyemeyeceğim ama eski şey yok yani, huzur yok. Maddi güç kesinlikle yok. Keşke her şey eskisi gibi olsa. Bu asgari ücret 3000 TL olsa da, hani 3000 TL'ydi yani. Ama alım gücü vardı. Tabii ki de çok güzel. İnsanlar rahat ediyordu. Yani geçinebiliyorlardı hani. Hani gerçekten kira, ev fiyatları, araba fiyatları, benzin. Bilmiyorum, çok aşırı derece. Eve DASK yaptırıyordum. 150 TL'ye şimdi 1,5 milyar bir DASK. Günah değil mi ya? Özel sigorta yaptırdım, konut sigortası. Hepsini kapsıyordu özel ev sigortası. Şimdiye kadar 300 lira 400 lira yaptırıyordum ya. 8 milyar olmuş ya bir ev konut sigortası, özel konut sigortası, deprem, yangın, su, hani bu kadar olmaz ya, günah gerçekten bu halka, bu insanlara hiç mi üzülmüyorlar? Hani tek bir şey söyleyeceğim. Biz başka ülkeye gidiyoruz şu an. Pasaportum, vizem var. Yunanistan ve Bulgaristan'a gidiyorum. 15 TL'ydi bir tane pul Avrupa ülkesine gitmek için. Şimdi 150 TL'ydi, 1500 TL yapılacakmış. Günah değil mi ya? Bunu Avrupa alsa benden, tabii ki de haklılar. Neden? Adamın toprağını, ülkesini görmeye gidiyorum ben. Onun ülkesini ziyaret ediyorum ben. Ben kendi gişemde, kendi ülkeme veriyorum giderken. Onlar vermiyorlar. Bu çok adil mi? Kesinlikle. Bizim ülkemizde var bu zaten. Bizim ülkemizde var. Onlar hiçbir şekilde vermiyorlar. Ya yeni rakı ya. Free shop'e gidiyorsun, yeni rakı. Yeni rakı var ya. Kendi ülkem yapıyor. Doğru mu? Evet. Burada ne kadar? Bir 70'lik rakı. 1000 lira falan. 1000, 1100 lira. Doğru mu? Evet.
Orada kaç para biliyor musun? 300 TL. 2 yılına bir tane bedava ve kendi yiyin. Kendi ülkemde, kendi ülkemdeki parayla oradaki paraya bakar mısın? 3 tanesini, bak 2 yılına bir bedava. 3 tanesini free shop'tan, Yunan free shop'ından 900 liraya alıyorum. Burada bir tanesi 1100 lira. Günah yani, gerçekten günah. Kesinlikle adalet sıfır. Asla katılmıyorum. Hak, hukuk biliyor musun? Allah biliyor yani herkesin şeyini. Yani bizim cebimizden çıkıyor. Teşekkür ederim çok. Tabii ki de biz kendimiz, kendi ülkemiz için savaşırız. Vergisini öderiz. Ödüyoruz da yaparız ama bize de günah ya. Bu insanlara da günah ya. Yazık, günah gerçekten. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Ya çok günah, bilmiyorum ya. Bir çamaşır suyu aldım dün. 60 lira. Çamaşır suyu 60 lira olur mu ya? Çamaşır suyu 60 lira. En ucuzunu almaya çalışıyorum. En kalitesini alıyordum ya ben. 3 çeşit peynir alıyorum. Kaşar, eski kaşar, yeni kaşar. Veya bir peynir alıyorum. 600 lira falan veriyor. 500 lira, 600 lira yani. O da şu kadar, şu kadar. Kiloyla bile değil yani. Zeytinin kilosu ya. 30 liraydı ya zeytinin kilosu. Git bakayım. 30 liraya zeytin mi var? 400 lira kilosu. En kötüsü 300-350 lira. Yazık, günah yani. Hangisini söyleyeyim ki? Hangisini söyleyeyim ki? Öleceğiz kadın. Değil mi? Yok, gerçekten. Ya, ya yazık, günah ya, yazık, günah. Buna yani, buna bir el atılması, bu ekonomiye, enflasyona yani bir şekilde yani böyle olmaz ya. Bir su 10 lira ya, su. Bazı yerlerde 10 lira, bazı yerlerde 20 lira. Kaç evde? Yazık, günah doğru var. Doğru yani. Ne durumda abla vatandaş? Vatandaş berbat kadıcığım. Çok berbat. Bir de kira var. Yeme içme var. Çok zordayız. Allah yardımcımız olsun. İnsanlar artık gerçekten eskisi gibi lüks yemiyor. Sürekli makarna pişiriyor. Patates yok, haşlıyor. Yok abla. Hani soğan, bir domates bile alamıyor insanlar evine. Bir biber bile alamıyor. Hani meyve değildi. Nerede? Değildi. Kesinlikle değildi. Keşke her şey düşse de, bütün yani askeri ücret düşse de her şey eskisi gibi olsa. Evet. Her şey eskisi gibi olsa. Her gün her şeye zam geliyor ya. Evet. Her şeye zam geliyor. Ya bu kadar olmaz yani, bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Rabbim hepimize bir güzel bir gelecek bahar versin. Çoluk çocuklarımızın geleceğini aldılar. Hepsine Allah'a var ediyoruz. Teşekkür ederim. Ne olacak bu milletin hali? Çok nasıl kötü milletin hali vallahi. Kötü ha, yapan Allah kim yardım abla? Yardım etsin. Kötü olan Allah belasını versin. Ne diyeyim artık yani millet? Kurban oldum Rabbim, yardım eder mi abla peki? Bilmem. Allah bilir orasını artık. Allah'tan umut kesilmez. Şüphesiz. Amin. Evet Allah. Ama bizim insanlarımız yapıyor. Yani bizim insanlarımız onu koyuyor, bunu ya koyuyor. Ya bugün gidiyorsun misal yani 100 lira. Ertesi günü geliyorsun 150 lira olmuş. Bu ne be ya? Biz ne kendi kendimize ya yapıyoruz şeyleri. Fiyatları koyuyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz. Ya garibanlar ne olsun? Sorumlusu kim abla bu fiyatların, ekonominin? Vallahi söylesem bizi asarlar. Bu daha çok. Abla yazacakmış, olmaz. Tayyip'ten başkası asar. Tayyip. Erdoğan diyor ki ben bu ekonominin kitabını yazdım diyor. Yazdıysa bak bu halimize böyle düşmezdik. Yazdığı için böyle düştük işte. Ama 10 senedir diyor ki enflasyonu tek haneye düşüreceğim diyor 10 senedir Erdoğan. Nasıl düşürecek, bak öleceğiz biz 10 seneye kadar. Yok 10 senedir söylüyor, neden düşüremedi abla? Düşüremez ki, nasıl düşünecek? Bizim kendi halkımız zaten her şeye zam yapıyor. O da oradan veriyor gazı, onlar da yapıyor. Teşekkür ederim. Düşünebiliyor mu vatandaş, ekonomi ne durumda? Emekli miyiz? Durumda. Evet, emekliyim. Ne durumda emekli, ay sonunu getirebiliyor mu refah içine? Çok rahat getiriyoruz. Borçla, kredi kartlarıyla. Tabii. Taklı attır yani attır. Mesela emekli maaşı gelmeden paranın gideceği yer belli. Evet. Nasıl düzeleceğiz peki, çare ne? Bizim bir tane ekonomistimiz var ya. Ama ben ekonomi kitabını yazdım dedi. Tabii işte o, ona soracağınız, biz bilemeyiz. O ona sorunca şahlanıştayız diyor. Emekli yılı ilan etti bu yıla. Şahlanıyoruz evet diyor. Maalesef öyle. Peki yani erken seçim gerekiyor mu? Yani gerekiyor ama daha bence muhalefet hazır değil erken seçime. Muhalefeti biraz de değiştirelim daha abla. Yok, o şimdi iyi gidiyor. İyi mi gidiyor? Evet, muhalefet iyi gidiyor. Evet, saraya gidip görüşmesinden belli iyi gitti. Yok, o açıdan demedim. Şimdi siyasetçilerin görüşmeleri normal aslında. Görüşmeleri de gerek. Ama sen hainsin. Ama çözüm sen, bulabilir. Sen hainsin yani derse bir daha gidip görüşebilir mi insan bir insanla? Sen sürtüksün dedi halka, sürtüksün dedi. Ha, o tabii, onun hataları çok. Çok hatalar çok yani, o hatalar varken gidip görüşmesi normal değil bence.
Ben alttan yanayım abla. Teşekkür ederim.